Merhaba arkadaşlar, Türkçe öğretmeni Bülent Kıvretmen. E, bugünkü dersimizde sözcükte anlamın üçüncü kısmını sizlerle beraber işleyeceğiz. Sözcükte anlamın zor bir konu olduğunu, geniş kapsamlı olduğunu sizlere anlattık. Bir ve ikinci derslerimizde bazı unsurları detaylandırdık. 3. dersimizde özellikle e, söz sanatları kısmını sizlerle konuşmak istiyorum. İsterseniz dersimize başlayalım. Sözcükte anlamın üçüncü kısmına arkadaşlar anlam olayları ile başlıyoruz. Anlam olayları dediğimizde en fazla karşımıza çıkan unsur benzetme. Şu konuda da uyarayım size. Dokun sınıfta başladığınız zaman neredeyse ilk konularınız edebiyatta bu söz sanatları yani anlam olayları ve bunlarla ilgili çok fazla soru karşınıza çıkacak. O yüzden bizim bunları bu seneden ne yapmamız lazım? Halletmemiz lazım. Benzetme diğer ismiyle teşbih dediğimiz unsur bir sözün anlamını kuvvetlendirmek amacıyla aradığında çeşitli yönlerden nitelik bulunan unsurları birbirine benzetme unsuru zayıfın kuvvetliye benzetme unsuru. Şimdi burada özellikle dikkatiniz çekmesi gereken bazı unsurlar var. Mesela gibi edatı. Gibi edatının diğer ismi arkadaşlar benzetme edatıdır. Zaten direkt benzetme edatı dediğinizde gibi sözcü akla geliyor. Yani benzetmelerin bir çocuğun bir siz gibi kelimesini kullanıyorsunuz. Köy yol bir yılan gibi kıvrılıyor dediğimizde arkadaşlar. Burada hemen baktığınızda gibi kelimesini görebiliyorsunuz. Köy yolu bir yılan gibi kırılıyor. Şimdi öncelikle bakmamız gereken şey şu: benzeyen ne? Burada birazdan gösterirsem size benzetmenin unsurlarını. Buradaki köy yolu benim benzeyen unsurum oluyor. Peki köy yolu neye benzetiliyor? Yılan'a bir yılan gibi derken kendisine benzetilen unsuru ele alıyorum. Kendisine benzetilen diye ne yapalım? ifade edelim. Bunlarla ilgili sorular gelebiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade kendisine benzetilendir veya benzeyen unsurunun e, benzeyen unsurudur diye sorular gelebiliyor. Buradaki gibi ise arkadaşlar bizim benzetme edatımız olarak kabul ediliyor. Buraya geldim. Zeytini andıran gözleri etrafı süzdü. Burada gibi yok. Ama Özellikle zeytini andıran ifadesi sorularda dikkatiniz çekmesi gerekiyor. Zeytini andıran gözler derken zeytin gibi gözler. Yine ne yapıyor? Benzetme unsurunu sağlıyor. Burada da ne yaptı arkadaşlar? E, gözlerimizi zeytine benzetti. Üçüncü unsurda yine dikkatiniz çeksin. Su misali aktı ömrüm derken Misal kelimesi de su gibi aktı ömrüm anlamında kullanılır. Ne yaptı? Ömürü suya benzetti. Çabuk ve hızlı bir şekilde aktığını ifade etmeye çalıştı ve benzerlik ilgisi kurdu. Şimdi benzetmede bizim dört tane unsurumuz var arkadaşlar. 4 ögemiz var. Çünkü bazen sorularda soruluyor. Biz de bunları konuşalım. Kendisine benzetilen, benzeyen, benzetme edatı ve benzetme yönü. Yukarıdaki örnek üzerinden yürüyeceğiz sizde. Ah bu türküler, köy türküleri. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Şimdi burada kendisine benzetilen unsuru nedir arkadaşlar? Neye benzetiyor? Benzettiğim unsur ne? Köy türküleri. Hemen şöyle yazalım. Benzeyen köy türküleri. İkinci aşamadan gitmek daha kolay olabilir. Köy türküleri neye benzetiliyor arkadaşlar? Ana sütüne benzetiliyor. Hemen yazdım şu şekilde. Peki... Benzetme edatı biraz önce söylemiştik gibi kullanılmış yine. Peki hangi yönüyle arkadaşlar? Candan ve temiz olması yönüyle benzetiliyor. Burada bir benzerlik ilgisini ben ne yaptım? Dört ögeyi birden kullanarak sağladım. Hocam bütün benzetmelerde ben bu dört unsuru aramak ve bulmak zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar. Bunlar benzetmenin bütün unsurlarını barındıran bir e, sanat. Ancak... Bütün unsurlar olmadan da benzetme yapılır. Onunla ilgili de örnekler yazdık. Kömür gözlüm. Unutmakta da sevdayı dahil dedim. Burada baktığım zaman kömür gözlüm ifadesine benzetme ilgisi kullanılmış. Gözler neye benzetilmiş? Kömüre. Burada benzeyen göz kendisine benzetilen kömür. Ama benzetme edatı da yok. Benzetme yönü de yok. Olmak zorunda değil. Bazı sorularda diyor benzetmenin bütün unsurlarını sağlamıştır sorusu isteniyor. O konuda buna dikkat edeceksiniz. Pamuk gibi ellerini çocuğun yüzünde dolaştırdı dedi. Dolaştırıyor dediğinde şimdi burada benzeyen nedir arkadaşlar? Eller. Eller neye benzetiliyor? Pamuğa. Peki benzetme yönü var mı? Yok. Ama benzetme edatı var mı? Benzetme edatı mevcut. Yumuşaklığı yönüyle benzettiğini ben kendi yorumuma ne yapabiliyorum arkadaşlar? Bulabiliyorum. İkinci unsurum ki kolay unsurdur. Kişileme, kişileştirme. Bunun ismi de arkadaşlar diğer ismi de teşhistir. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği vermektir. Yani insanın sahip olduğu özelliklerin insan dışındaki varlıklar için kullanılmasıdır. Yavru kuş meraklı gözlerle etrafı izliyordu. Şimdi meraklı ifadesi nedir arkadaşlar? insana ait bir özellikler. Yani kuşun meraklı olup olmadığını bizim anlama şansımız yok. Buradaki yavru kuş meraklı gözlerle etrafı izliyor dediğimizde burada ne yapmıştır? Bir kişileştirme yapmış. Şöyle düşünün. İşte Bülent meraklı gözlerle etrafı izliyordu. İnsan için kullandığım bir şeyi insan dışındaki bir varlık için, canlı için kullandığımda burada kişileştirme yapmış oluyorum. Diğer bir örnek deniz feneri gelip geçen gemilere yol gösteriyor. Onların yol bulmasına yardımcı oluyordu. Yine arkadaşlar yol göstermek dediğimizde Deniz fenerinin insan gibi böyle bir özelliği yoktur. Sabit bir şekilde cansız bir varlık. Ama ne yaptım? İnsana ait özelliği ona yüklemiş oldum. Üçüncü örnekte gökyüzü o kadar hüzünlüydü ki. Bugün çok hüzünlüyüm dediğimde bu insana ait bir özellik. Ama gökyüzünün hüzünlü olup olmadığına dair bir ifadeyi ben ne yapamam? Kullanamam. Kullandığım zaman bu ne olacaktır? İnsana ait bir özelliği gökyüzü için kullandığım için kişileştirme sanatına ee, maruz kalmış olacağım. Ay ve yıldızlar uyumuş, güneş de insanları ısıtmak için gökyüzündeki yerini almıştı. Herkesin bir görevi var kabul ama bunların böyle bir unsura sahip olma durumu söz konusu değil. Ay ve yıldızların uyuma gibi bir özelliği yok, güneşin ısıtmak için gökyüzüne gelme gibi bir durumu söz konusu değil. Ama ne var arkadaşlar? insana ait özellikler uyuma unsurunu düşündüğüm zaman burada ne yapmış? Ay ve yıldızlar için kullanılmış. insan dışındaki bir kavram için kullanılmış. O yüzden ne vardır burada? Kişileştirme unsuru vardır. Bir benzetmeyi gördük. iki kişileştirmeyi gördük. Üçüncü sırada bakalım ne var? Konuşturma sanatı var. Konuşturmanın diğer ismi arkadaşlar intak sanatıdır. Biraz önce kişileştirme ne dedik? İnsana ait unsurların insan dışındaki varlıklar için kullanılması. O kullandığımız özellikleri bu sefer konuşturuyoruz arkadaşlar. Yani tavşan kaplumba kaplumbağaya "Yarışa var mısın?" diye sordu. Şimdi konuşma özelliği insana ait de. Burada tavşanın bir konuşmasını veriyor. O zaman buradaki tavşan konuşturulduğu için bu söz sanatı konuşturma söz sanatıdır. İnsan dışındaki varlığı konuşturduğumda intak sanatını yapmış oluyorum. Yük taşımaktan çok yoruldum dedi yaşlı at. Arkadaşlar atların konuşma özelliği var mı? Yok. Ama burada ben bir atı konuşturduğuma göre yine ne vardır? Konuşturma söz sanatı vardır. Küçük bir çeşmenin yurdumun unutulmuş bir dağında hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Şimdi burada konuşan ne? konuşan bir küçük bir çeşme. Peki küçük bir çeşmenin konuşma durumu var mı? Yok. Ama ben bunu konuşturduğum için ne oldu arkadaşlar? Konuşturma sanatı oldu. Şimdi şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Eğer bir unsurda konuşturma varsa orada kişileştirme de ne vardır. Niye? Ben burada tavşanı konuşturduğuma göre, konuşturma sanatı yaptığıma göre e ben bunu insan gibi düşünüyorum. O zaman bir kişileştirme de yapmıyorum, yapıyorum. Ben şunu biliyorum. Her konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmedir. Peki devam edelim. Abartma söz sanatı arkadaşlar. Günlük hayatımızda çok fazla yaptığımız şey sürekli abartarak anlatıyoruz. Abartarak bazı şeyleri dile getiriyoruz. Bunun da ne yapmışlar bir tane söz sanatı olarak ortaya koymuşlar. Abartma dediğimiz şey bir şeyi, bir durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha küçük gösterme sanatıdır. Yani bazı öğrencilerde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Fazla olunca evet abartma ama küçültünce hayır hocam niye abartma olsun. İkisi de abartma grubuna girecek arkadaşlar. Salıncakta o kadar hızlı sallanıyordu ki ayakları neredeyse gökyüzüne değecek. Evet bu vatandaş bizim için çok hızlı sallanabilir. Ama ne kadar hızlı sallanırsa sallansın. gökyüzüne değme şansı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ben bu sallanma olayını ne yapıyorum? Abartıyorum. Abartma dediğimiz unsur, mübalağa dediğimiz unsur bu olacaktır. Öğretmenimiz dünyalar kadar ödev vermiş. Evet genelde biz bunu yapıyoruz, kabul ediyoruz. Çok fazla ödev veriyoruz. Ama dünyalar kadar diye bir ifadeyi de ne yapamayız? Kullanamayız. Yine ne yapmış olduk? Öğrenciler her zaman yaptığı gibi konuyu abartmış oldu. Avazı çıktığı kadar bağırıyor sesi ülkenin diğer ucundan duyuluyordu. Evet bazı arkadaşlarımızın sesi çok gür. çok konuştuklarında bile bağırdıklarını düşünüyoruz. Ama ne kadar bağırırsanız bağırın. Buradaki sesiniz çeşitli mercilere gitmez arkadaşlar. Çeşitli unsurlardan duyulmaz. Ki özellikle sesi ülkenin diğer ucundan duyuluyordu. İmkansız bu çok fazla konuşmasını, çok fazla bağırdığını ne yapıyor? Abartıyor. Yine aynı şekilde bunu vermiş. O kadar zayıfladı ki bir deri bir kemik kaldı. İnşallah bir gün bana da nasip olacak. O kadar zayıflamak arkadaşlar. Evet zayıfladığınızda biz genelde neyi kullanırız? Bir deri bir kemik kaldır. Ama ne olursa olsun çok zayıfladım. Tamam ama sonuçta bir deri bir kemik kalma unsuru olmuyor. Biz o kişinin ne kadar çok zayıfladığını abartmış oluyoruz. Devam edelim isterseniz. Evet son dönemde özellikle e, çok fazla çıkmaya başlayan yani var olan bir sanat ama ciddi anlamda soruların arttığı bir söz sanatı. Bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü çok fazla kitapta yer almıyor. Tezat dediğimiz şey anlamca birbirine karşı iki sözün hayal veya durumun bir arada kullanılmasına karşıtlık denir. Yani arkadaşlar aynı cümlede zıt anlamlı iki kelime kullanıyorsa veya beyitte kullanılıyorsa biz buna tezat ismini vereceğiz. Yani karşıtlık ismini vereceğiz. Dışarıda boş boş duran adamlar ağlanacak hallerine gülüyorlardı. Şimdi cümleye baktım. Dedi ki bana burada söz sanatını bul. Baktığımda şurada ağlamak eğilimi var. Evet ağlamak eğiliminin zıttını da görüyorum ben orada. Gülmek. Bir kelimenin bir kavramın zıttıyla beraber kullanılmasına ne isim veriliyormuş? karşıtlık ismi veriliyormuş. Bu cimri adam zenginlik içinde fakirlik yaşıyordu. Zenginlik ifadesi neyle beraber kullanılmış? Fakirlikle beraber kullanılmış. İki çelişki, iki zıtlık bir arada kullanıldığı için bize ne, yine neyi verdi arkadaşlar? Karşıtlık unsurunu verdi. Uzun lafın kısası bu şehirden bir an önce taşınalım. Şimdi bakıyorum. Şurada uzun kelimesi var. E, uzun kelimesinin zıttı neydi? kısa. Hemen ne yaptım? Aynı cümlede karşıtlığı beraber kullandığıma göre yine ne yapmış oldum arkadaşlar? Tezat söz sanatını uygulamış oldum. Küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öperim diyerek mektubuna son verdi. Bakıyorum arkadaşlar küçük kelimesini kullanmış. Aynı yerde büyük kelimesini de kullanmış. İki zıt kavram kullanıldığına göre Burada da yine tezat sanatına yer verilmiştir. Tezatla ilgili dikkat etmemiz gereken bir hususumuz var arkadaşlar. İlla cümlede o kelimenin zıttı olmasına gerek yok. Nasıl? Karşıt durumlarda tezat oluşturabiliyor çünkü. Sen gidince yazın ortasında kar yağdı gönlüme. Şimdi arkadaşlar yaz kelimesi yazın zıttı nedir? Kış. Peki cümlede kış var mı? Yok. Öğrencimiz şunu söyleyebilir. Hocam o zaman burada tezat yok. Hayır arkadaşlar. Yazın ortasında kar yağdığına göre kar bize neyi ifade eder? Kışı ifade eder. O zaman bu iki unsur arasında ne vardır? Bir tezatlık vardır. Yazın kar yağmayacağına göre ne yapacağız arkadaşlar? Buna da Tezat sanatı yani karşıtlık sanatı diyeceğiz. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe dediğimde. Yaprak döktüğümüze göre nedir arkadaşlar? Sonbahar mevsimini düşünüyoruz. Bir yanımız bahar bahçe, artık her şey yeşillendi, bahar bahçeler güzel bir hale geldi. Burada da ikibar düşünüyoruz. Bir taraf sonbahar, bir taraf ilkbahar. Neyi ele aldım o zaman ben arkadaşlar? Yine tezat sanatını oldum. Mesela aydınlık kelimesi. Aydınlık kelimesinin zıttı nedir? Karanlık. Ama aydınlık ile geceyi kullandığında da zıtlık vardır. Ne de? Neden? Gecede siyahlık vardır. Karanlık vardır. Bunu ne yapabilirsiniz? Sorularda arayabilirsiniz. Özellikle tezat üzerinde biraz daha fazla durdum. Çünkü soruları çok fazla durum çıkmaya başladı. Bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Ad aktarması arkadaşlar. Bu da diğer ismiyle mecaz-ı mürsel veya düz değişmece. Genelde arkadaşlar ben şimdi size bunu tanım yapsam diyeceksiniz hocam anlamadım. Haklısınız. Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanıldığı anlam olayına aktarması diyor. Burada genelde öğrencilerimiz tanımdan yola çıkarak bir şey bulamıyorlar ama örnekler üzerinde yürüyünce kolaylaşıyor ve genelde aynı örnekler bize soruluyor arkadaşlar. Yani o örneklere benzer unsurlar karşımıza çıkıyor. Mümkün olduğu kadar örnekler üzerinde yoğunlaşırsanız ...çok daha rahat bir şekilde ad aktarmasını yapma şansınız olacak. Peki nasıl olacak? Orhan Veli'yi okumak bana çok büyük haz veriyor. Şimdi burada nasıl bir benzetme amacı gütmeyeceğim. Yani benzetme amacı yapmayı istemeyeceğim. Ama benzetme yapacağım. Bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanacağım. Orhan Veli'yi okumak. Arkadaşlar biz burada Orhan Veli'yi okumuyoruz. Neyi okuyoruz? Orhan Veli'nin eserlerini okuyoruz. Şu şekilde. Yani eser yazar ilişkisi diyebilirsiniz saygıdeğer gençler. Bir sonraki mesela kitapta ne olarak çıkacak bu? Mehmet Akif'i okudum diyecek mesela. Bu sefer ne olacak? Mehmet Akif'in eserleri olarak kafanda kalması gerekiyor. İkinci unsur 324'e bir çay alabilir miyim? Aradık çay ocağını. Dedik ki 324'e bir çay alabilir miyim? Karşı taraf bizi çok net bir şekilde anladı. Siz de anladınız ama söz sanatı olarak anlam olayı olarak ne düşüneceksin? ad aktarması olduğunu bundan sonra öğreneceksin. 324'e bir çay alabilir miyim derken aslında ne diyorsun? 324 numaraya yani numaralı odaya diyelim. Numaralı odaya dediğimizde ne yapacak arkadaşlar? Bu bize ad aktarmasını verecek. Uçak birazdan Antalya'ya iner. Bu da çok fazla karşına çıkacak. Şimdi evet uçağım Antalya'ya inecek. Ama Antalya'nın bütün bölgelerine değil. Antalya'da nereye iniyor uçak? hava iniyor. O zaman ne demesi gerekiyor? Antalya hava alanı. Buradan senin çıkarman gereken unsur şu. Uçak birazdan Antalya iner derken Antalya'daki hava inecek. Demek ki burada bir benzetme unsuru kullanılmış. Yani adaktarması yapmış. Ünlü raket son maçında tozu dumana kattı. Ünlü raket nedir arkadaşlar? Raket deyince aklınıza gel ne geliyor? Raketi hangi sporcu kullanıyor? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Ünlü raketten kasıt ünlü tenisçi. Yani burada ünlü tenisçi son maçında tozu dumana kattı diyebilirdi. Ama ne yaptı? Tenisçi ne raket kelimesini kullandı. Onun kullandığı e, a, e, aleti kullandığı için yine burada da ad aktarması yapmış oldu. Bu da çok fazla karşınıza çıkar. Mesela Ünlü kalemler der. Kalemden kasıt ne olacaktır? Yazar olacaktır. Veya e, ünlü file bekçisi gibi kullanabilir. Sinemaya gitmek için eve haber vermeliyim dediğimde. Bakıyorum sinemaya gitmek için eve haber vermeliyim. Hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ama arkadaşlar ben eve haber vermiyorum. Evdeki halka haber veriyorum. Yani anne, baba veya abla ne yapıyorum? Ev halkına haber verdiğime göre. Yine burada ben benzetme amacı gütmedim istemedim ama bir sözcük yerine başka bir sözcük kullandım. Adaktarması yaptım. Özellikle sizden ricam mümkün olduğu kadar ne yapın arkadaşlar? Örnekler üzerine yoğunlaşın. Çünkü hep bu tarzda örnekler verecek ve siz de bunları çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Dolaylama yine aynı şekilde karşınıza çıkacak bir anlam olayıdır. Bir sözcükle anlatabileceğim yer, kişi, ülke ve benzeri şeylerin birden fazla sözcükle anlatılması durumudur. Biz arkadaşlar seviyoruz farklı kelimeleri kullanmayı. Şimdi kaleci yerine kaleci tek kelime. Bunun yerine iki kelimeyle ifade edebileceğim ne var ki genellikle onu kullanıyoruz. Kaleci yerine file bekçisi ifadesi kullanılması benim için nedir? Dolaylamadır. Bir sözcükle ifade edebileceğim şeyi birden fazla sözcükle ifade ettim. İstanbul güzel şehrim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? İstanbul yerine biz genelde neyi kullanıyoruz? Yedi tepeli şehir dediğimde bir sözcükle ifade edebileceğim İstanbul kelimesini birden fazla sözcükle ifade ettiğim için yine dolaylama yapmış oluyorum. Kömür arkadaşlar kömür şöyle bir düşünün kömür yerine ne kullanabiliriz? Biliyorum birçoğunuzun aklına geldi. Arkadaşlar kömür yerine biz ne kullanıyoruz? Kara elmas. Kara elmas dediğimizde arkadaşlar bu bize kömürü veriyor ve dolaylama Adını alıyor. Pamuk deyince pamuk önemli bir unsur arkadaşlar sanayi için. Pamuk yerine biz dolaylama yaparken neyi ifade ediyoruz? Beyaz altın ifadesini kullanıyoruz. Sinema bunu daha fazla kullanıyoruz belki diğerlerinden. Beyaz perde. Film beyaz perdeye aktarılmış diyorsunuz mesela. Orada beyaz perde dediğiniz zaman ne yapılmış oluyor? Dolaylama yapılmış oluyor. Veya Atatürk diyorsunuz büyük kurtarıcı olarak karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde son şekilde ifade edelim. Derya kuzuları. Derya kuzuları ne yerine kullanılır arkadaşlar? Balık yerine kullanılır. Bir sözcükle ifade edebileceğim bir kavramı birden fazla sözcükle ifade ettiğim için ben ne yapmış oldum? Dolaylama yapmış oldum. Bu da bir anlam olayı olarak karşıma çıktı. Şöyle bir artınız var. Son dönemdeki sınavların hepsinde önce tanımını veriyor. Daha sonra bununla ilgili sorular soruyor. O yüzden bu noktada artıya geçmiş olabilirsiniz. Duyular arası aktarım. Arkadaşlar duyular arası aktarımın şöyle bir özelliği var. Sözcükte anlamda öğreniyorsun. Sözcükte anlamda karşına çıkıyor. Ama aynı zamanda paragraf sorularında da çok fazla karşına çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bir tane paragraf veriliyor. Diyor ki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı duyular arası aktarım yapılmıştır. O zaman senin duyular arası aktarımı hem sözcükte anlam için hem paragrafta anlam için ciddi şekilde öğrenmen gerekiyor. Peki nedir? Arkadaşlar benzetmenin sadece 5 duyu organımız arasında yapıldığı anlam olayıdır. Bizim 5 tane duyumuz vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi nasıl yapıldığını görmeye çalışalım. Arkadaşlar keskin. Keskinliği biz hangi duyumuzla algılarız? Görme mi? Hayır. Dokunma mı? Hayır. Tat, özür dilerim tatma mı? Hayır. Ama neyle algılayabiliriz? Dokunmayla. Yani bıçağı kestik hop kesildi. Evet bu dokunma unsuruna ait. Keskin bir koku diyor. Evet keskin normalde dokunmaydı ama keskin bir koku. Artık ben bunu ne yapıyorum? Arkadaşlar burnumla algılıyorum. Yani koklama. Demek ki burada nasıl bir duyu aktarımı var? Dokunmadan dokunmayla algılayabileceğim bir unsuru. Ben neyle algılamış oluyorum arkadaşlar? Koklama duyusuyla algılamış oluyorum. Duyular arası aktarım bu şekilde olacak. Bir duyuyla algılayabileceğim bir şeyin farklı bir duyu tarafından algılanması bana bu kavramı verecek. Şimdi sizler mutlaka şunları algılamışsınızdır. Onları gösterelim. Tatlı. Bir şeyin tatlı olmasını nasıl algılayacaksınız arkadaşlar? Siz tatma duyusuyla. Tatma duyusuyla algıladığım ama baktım ki şöyle bir şey oluşmuş. Tatlı bir ses. Evet bu tatmaydı ama tatlı ses dediğinde ben bunu ne yapmam lazım? Arkadaşlar işitme duyusuyla algılamam lazım. Tatmadan neye geçiş yaptı? İşitmeye geçiş yaptı. O zaman burada da yine ne var? Bir duyular arası aktarım var. Üçüncü unsurumuzda ise aramızda sert bir konuşma geçti. Sert ifadesi şöyle altını çiziyorum. Yine dokunmayla ilgili bir durumdur. Hemen yazdım. Ben bunu normalde ne yaparım? İşte dokunduğumda sert olduğunu anlarım. Ama sert bir konuşma dediğinde yine işitmeye geçtiği için dokunmadan işitmeye kayan bir duyu aktarımı söz konusu. Yine söylüyorum duyular arası aktarımla ilgili. Özellikle bilmeniz gereken nokta burası. Soru çıkan bölüm burası ve hem paragrafta anlamda hem de sözcükte anlamda bunlarla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Şu andaki karşınıza çıkan soru tipleri genelde böyle. Yukarıda bir açıklama. Açıklamayla eşleştirme. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Ne verilmiş? Mübalağa yani abartma, tezat ve ne verildi? İntak. Biz biraz önce konuştuk bunları. O yüzden açıklamalarını okumuyorum. Tek tek arayacağım arkadaşlar. Sabahleyin kozasından bakan gelincikler sorar bir dünyaya ne istersin? Konuşan kim? Gelincikler. İnsan dışında bir varlığı konuşturduğuma göre arkadaşlar burada ne vardır? konuşturma. Şuraya ne yazdım? İntak konuşturma dedim. Diğerine geldim. B'ye geldim. Çocuklar bakıyorlar. Gözlerinde mavilik. Bize bakıyorlar çocuklar. Bir deri bir kemik. Bu ifadeyi daha önce de görmüştük. Çocukların bir deri bir kemik kalması zayıflığı ifade ediyor. Ve ben onların zayıflığını abartmış oluyorum. Abartma söz sanatı. Bu da var mıydı yukarıda? Vardı. Peki. Şunu eylemiş oldum. Şunu eylemiş oldum arkadaşlar. Geliyor bahçeden karanlık bahçeden karanlıkta yanıp sönen ışıklar bir uçak filosu ateş böceklerinin burada herhangi bir şey göremedim bunu bekletiyorum soru işareti koyup D'ye geliyorum sezmedim kış gelince hiç soğuğu duymadım yaz gelince hiç sıcağı hemen burada bende bir şeyler canlanıyor yaz ve kış zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığında ne oluyordu arkadaşlar tezat oluyordu deniz ışık da tezat olduğuna göre şunu da çiziyorum. Demek ki benim doğru cevabım Ceyhan şıkkıdır. Hiçbir söz sanatı yoktur. Evet arkadaşlar, bu soruya da bakalım. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarının hangileri kullanılmıştır? Karlı, soğuk ve sert kış günleri yerini ilkbaharın renkli ılıktığına bırakmaya başlamıştı. Yağmur bulutları esen rüzgarın etkisiyle bazen hızlı, bazen de nazlı nazlı gökyüzünde kayıyordu. Arkadaşlar nazlı nazlı yağmur bulutları Yağmurlu bulutların böyle bir özelliği yok. Kimin özelliği bu? Naz yapmak. insana ait bir özellik. O zaman burada insana ait bir özellik insan dışında bir varlık için kullanıldığı için kişileştirme söz sanatı vardır. Elde var bir. İkinciye geliyorum. Devam ediyorum. Isıtmaya başlayan güneş bulutların arkasında saklanarak adeta bizimle saklambaç oynuyor dediğimde. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Adeta dediğinde benzetme unsurunu yakalıyor. O zaman burada ne vardır bizim için? Kişileştirme ve benzetme vardır. Şuradaki adeta saklanmaç oynuyor ifadesinde ne yapmıyorum? Benzetme olarak kaçırmıyorum. Evet arkadaşlar bugün sözcükte anlamın 3. E, kısmını da bitirdik. Çok uzun bir konu olan sözcükte anlamın parçaları ayırarak sizin daha iyi algılamanızı daha rahat bir şekilde sorular çözmenizi sağlamaya çalıştık. Ee, inşallah hepiniz için faydalı olmuştur. Sıkıntı yaşadığınız yerlerde unutmayın. Ee, videonun altında pdf'imiz var. Onlar üzerinden tekrardan çalışın. Sorularınızı çözün. Tekrardan konu anlatımına mutlaka dönüş yapın. Mutlaka başarılı olacaksınızdır. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.